Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak. Özellikle sizin haritanızın en güçlü alanı, kariyer alanında bir Güneş geçişi bu ayın genelinde aslında geleceğe dair hedef ve planlarınızı, toplumdaki duruşunuzu, statünüzü önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Evet, 11 Mayıs'ta da Boğa burcunda güçlü bir yeni ay doğacak. 21 derece Boğa yeni ayı, işte bu geleceğe dair hedef alanlarınızda bazı yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanız, yeni tekliflerle karşılaşmanız için de çeşitli fırsatlar sunabilir size. Yeni ayın yöneticisi Venüs ikizlerde, Merkür de ikizlerde olacak ay boyunca. Bu da sosyal hayatınızı hareketlendiriyor. Ayın genelinde gerek iş için olsun, gerek özel hayat için olsun, daha fazla insanlarla görüşmeye, konuşma, bilgi paylaşımı, fikir paylaşımı söz konusu. Grup etkileşimleri, arkadaş toplantıları, bazı dernek çalışmaları, vakıf çalışmaları ve benzeri alanlarda da aktif olabilirsiniz. Veya bunları bireysel olarak, yani fiziksel olarak yapamasanız bile sosyal medya üzerinden, internet üzerinden de yapabilirsiniz. Tabii günümüzde artık daha fazla biraz uzaktan, online yapıyoruz her türlü iletişim konularını, ama hareketli bir dönem. Bu iletişimle ilgili konuların, bilgi paylaşımının özellikle ay başından itibaren hızlandığını hissedebilirsiniz. Ve Boğa yeni ayı sizin için güçlü bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili aslanlar. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa çok önemli etkiler alabilirsiniz. Haritanızda özellikle 21 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler daha da artabilir tabii ki. Yeni bir iş imkanı, kariyerinizde yeni bir adım, toplumdaki statünüzü etkileyebilecek gelişmeler olabilir. Görev değişimleri, yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir. Bazen bu aile büyükleri ve çalıştığınız ortamdaki üstleriniz, otorite figürleri, onlara da işaret edebilir ve bu alanlarda olabilecek gelişmeler ya da yeni düzenlemeler tabii ki sizin de bulunduğunuz konumu etkileyebilir. Evet, birçok aslan için bu yeni ay aslında kariyerde parlama dönemi ve işle ilgili geleceği şekillendirebilecek konularda verilecek önemli kararlar için, atılacak adımlar için, yeni kapı açılacak, yeni kapılar için çok güçlü tesirler getirebilecek verimli bir yeni ay. Ay sonuna kadar da bu yeni ay tesirleri devam edecek. Ve 13 Mayıs'ta şans ve bereket gezegenimiz Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Kısa bir süre Balık burcunda olacak. 28 Temmuz'a kadar Balık burcunun ilk 2 derecesinde göreceğiz Jüpiter'i. Daha sonra tekrar Kova burcunda olacak. Jüpiter Balık'ta yönetici olduğu için çok güçlüdür, çok bereketlidir aslında. Manevi konularda da hızlı açılımlar getirebilir. Hayata biraz daha belki daha ruhsal anlamda bakabilir, inançları önemseyebilir, biraz daha belki akışta kalabilirsiniz, kabulleniş içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki dışsal dünyada da şansları arttırabilir. Sizin 8. evinizde olacak bu geçişte. Bu dönemde özellikle maddi konularda bazı rahatlamalar bekleyebilirsiniz. Bir borcu daha rahat ödeyebilirsiniz. Bir vergi yapılandırması, belki bir krediyi almak ya da eşinizin kaynaklarında parasal artışların olması mümkün. Belki beklediğiniz bir miras var, bir burs arayışı içindesiniz. Bir yatırım istiyorsunuz işiniz için. Hani bu tarz konularda Jüpiter'in kısmetli olduğunu unutmayın. Özellikle 2,5 ay 28 Temmuz'a kadar bu şansları size sunabilir. Evet, 20 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Günlük hayat biraz daha hareketlenecek. Daha böyle bir işte artık kıpır kıpırız. Yürüyüşler, açık havada zaman geçirme, seyahat planları, yakın çevre ilişkileri, akrabalarla daha fazla zaman geçirme, görüşmeler, haberleşmeler artabilir. Güneş İkizler Burcu'na geçince. Ve 26 Mayıs'ta Ay Dolunay fazına ulaşacak. Ve bu sadece bir dolunay değil, aynı zamanda ay tutulması, tam ay tutulması, 2021'in ilk ay tutulması 5 derece yay burcunda olacak. Size güzel bir açıda aslında. Dolunaylar, özellikle ay tutulmaları daha duygusal tesirler getirir. Bu tutulma da sizin yakın ilişkileriniz, aşk ve romantik konular olabilir, arkadaş ilişkileriniz olabilir, çocuklarla ilgili konularda daha hassas, daha duygusal etkiler getirebilir. Tabii ki her tutulma hayatımızda bazı kapıları açıp bazı kapıları da kapatabiliyor. Yani burada bir kader döngüsü, bir dönüşüm dönemi var.
bir işin tamamlanması, bir sürecin sona ermesi ya da beklentilerimizin artık oluşması gibi bir durum söz konusu. Şanslar da getirebilir tabii. Aşık olabilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz, çocuklarınız ve onların eğitimi, geleceğiyle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Tatil ve seyahat, özellikle yurt dışı konuları biraz daha gündemde olabiliyor yay etkisinde. Bu tarz hani organizasyonlar olabilir. Bu dolunay size bazı imkanlar getirebilir, kısmetler getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, ikizler, yay, balık ya da başak, özellikle bu dolunayın tutulmanın bireysel etkileri çok daha güçlü olabilir. Ve 29 Mayıs'ta artık Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Evet, ne kadar sürecek? 22 Haziran'a kadar sürecek. Merkür retrolarını biliyoruz. İkizler de çok güçlüdür kendi burcu. Ama gerilerken tabii günlük hayatımızda, işte trafikte, iletişimde, yazışmalarda, anlaşmalarda, sözleşmelerde biraz gecikmeler, karışıklıklar yaratabiliyor. O yüzden 29 Mayıs'a kadar olan süreci, Mayıs ayını iyi değerlendirelim. Merkür retrosu başlamadan önce bir planımız varsa, bir düşüncemiz varsa bunu hayata geçirelim. En azından ilk adımları atalım. Kararları verelim. Bir imza atılması gerekiyorsa, bir anlaşma varsa bunları yapmaya çalışalım. Eğitimle ilgili konular, seyahatlerle ilgili planlamalar, bunları 29 Mayıs'a kadar tamamlamaya çalışalım sevgili aslanlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.